Baba hoş geldin. Baba gel. Sen diyorsun baba. Baba hoş. Baba ayakkabıdan düzeltin. Oradan çıkarırsın adam. Yarın öbür gün evlenmek gelmişsin sen. Nasıl çocuk hani yetiştireceksin? Ya da yetiştirdin bu çocuklar sana nasıl evlatlık edecek? Yazık değil mi sen? Şimdi size sorsam bir tane futbolcunun ismini, bir tane şarkıcının, bir tane ah söyle. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. İşte bunları biliyorsun da Peygamber Efendimiz'in ismini bilmiyorsun. Biz sahabelerin ismini bilmiyorsun. Hayatlarını bilmiyorsun. Bunların hayatlarını takip edeceğinize, televizyonda oturacağınıza bir Kur'an-ı Kerim açın, kitap açın, okuyun, öğrenin. Yazık değil mi sen? Bir düşünün, Allah-u Teala bizi bu dünyaya niye getirdi bak. Vallahi gayet mutluyum. Böyle olduğu için bu kadarını beklemiyordum daha doğrusu. Her şey mükemmel oldu diyeyim size. Evet. Vallahi köyümüze bir ilçe imza attık artık. Peki diğer evlenme niyetinde olan kardeşlerimize, damat kardeşlerimize nasıl bir tavsiyeniz var? İlla ki onlara da öneriyorum tabii ki. Gel. Biz ilçe imza attığımız için bunun inşallah bunun devam etmesi bizim diğer kardeşlerimizin evlendiği zaman onların hayrının da bize gelmesini sağladığımız için inşallah. Onu da o yönden de biraz da yani mutluyuz. Hayrın başlangıcı tabii. Siz oluyorsun inşallah. İçer açtık inşallah. Tamamına da Allah-u Teala devamlı sağlayacaktır inşallah. Şimdi İslami düğünün köyümüze girmesi bizim için onur verici bir şey oldu. Şimdi daha önceden çünkü nasıl Peygamber Efendimiz'den önce cahiliye devri varsa sanki bizim köyde öyle bir cahiliye devri var. Evet. Sanki köyümüze yeni bir yani asıl saadet vardı. Evet, asıl saadet vardı. Bizi hakikaten yani onurlandırdı. Yani şunu söylemek istiyorum. Allah Azze ve Celle kesinlikle dinini üstün tutar. Dinini üstün tuttuğu için de yani biz başta korkuyoruz. Dedik hani kimse gelmez, kimse oynamaz, ilahidir, halaydır, şöyledir. Ama Allah Azze ve Celle dinini üstün tuttuğu için yani biz güveniyoruz. Çünkü Allah rızası için yaptığımız için bütün düğünlerden de güzel oldu. Ya, halk da, köylü de çok memnun oldu. İnşallah bu önümüzdeki düğünler de bunlarla, bu düğünler diye önümüzdekilerine örnek olarak. Peki diğer kardeşlerimize nasıl bir tavsiyeniz var özellikle? Kesinlikle yani Allah rızası için İslami düğünlerden vazgeçmesin. Evet. Ve bu eski cahiliye adetlerinden vazgeçsinler. Yani Allah rızası için bir şey yapıyorsa başından sonuna kadar devam etmesi gerekmelidir. Yani düğünlerimiz de İslami olması lazım. Kesinlikle. Bundan sonra yani bizim için çok büyük bir örnek oldu. Çevremizdekine de örnek oldu. Kesinlikle herkese bu İslami düğün olması gerekiyor. Bunu öneriyoruz yani. Evet.